Merhaba Posta Gazetesi'nin değerli izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Adapazarı Koca Ali Demir Açma Köyü'nden sesleniyoruz. Sektörün en iyisi Koto Besicilik'teyiz. Yanımızda firmamızın kurucusu Beyefendi Şaban Koto bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Şaban Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi Şaban Bey uzun yıllar bir kanatlı grubu. Daha sonra Büyükbaş'a bir geçiş var. Hikayenizi alacağım. Çok kısa sizi bir tanıtalım önce ekranları başındaki değerli izleyeceğimize. Şaban Koto kimdir? Sektörle nasıl tanıştınız? 1973 doğumluyum. Daha önce burada 1000 metrekare kümesim vardı. Tavuklu kanadım. Evet. Tavuk sektöründen uğraşıyordum. Sonra tavuk sektöründe biraz sıkıntılar yaşadım. Hı hı. Ondan sonra Büyükbaş'a döndüm. Daha önce amatörce yapıyordum zaten. Ha, ufak yapıyordunuz yani. Ufak bir yollu yapıyordum. Kendi ineklerim evet. vardı, hayvanlarım evet. vardı. Hı hı. Ondan sonra çevirdim burayı, Büyükbaş'a çevirdim. Kurbanlık, etlik, karışık ırklardan hı hı. hayvanlar aldım. Evet. Ne kadar oldu? Bir yıl kadar bir oldu. Bir yıl geçti. Bir yıl sürede... Evet. Memnun musunuz? Nasıl geçti bu süreç? Şu şimdi anda, önümüzde zaten kurban da var, satış da yaptınız. Kurbana başladık. Kurbanda satışlarımız iyi, güzel. 50 baş hayvanımızı sattık. Hı hı. Karşı tarafta da kesimhanemizi yaptık. Evet, şimdi onu da konuşacağız. Vatandaşa. Ne cins hayvanlar var elinizde şu anda? Karışık ırk, moltofon, simmental, evet. bizim yerli ırk dediğimiz... Yani bölgeye ait yerli bir ırk ait, var. He, yerli ırkımız hı hı. var. Bunları vatandaşlara artık güzel besleyip... Şimdi hayvanları siz alıyorsunuz tabii. Besleyip büyütüyorsunuz. Artık kesime kadar sürüyor bu süreç. Ne kadar sürüyor bu süreç? Bu süreçte hayvanlara neler veriyoruz? Bunların yıllık, aylık bakımları nasıl yapılıyor? Bunların şimdi... Bunlar zaten kurbanlık 2,5 yaşını doldurması gerekiyor. Kendimizin tarlaları var, sılaç yapıyoruz. Evet. Buğdayımızı kendiniz hazırlıyorsunuz, kendim, sılaç işi. Kendim, evet. Bütün işini kendim yapıyorum. Sadece dışarıdan sanayi yemi kullanıyorum. Bir de tuz kullanıyorum. Bu şekilde hayvanların bakın veteriner kontrollerimiz yapılıyor. Tabii veteriner bölgemizdeki veteriner kontrolleri altında. Hı-hı. Her ay yerliler kontrollerini yapıyorlar. Bütün kontroller yapılıyor. Yapılır. Peki şimdi sektörle ilgili hedefiniz ne sizin kafanızda? Bu işi büyütmeyi planlıyor musunuz? Tabii illa ki bu işe girdik, büyüteceğiz biraz daha. Biraz daha ne diyeyim? Ne planlıyorsunuz? Farklı ırklar mı getireceksiniz? Farklı bir süt işine mi gireceksiniz? Süt işine girmeyi düşünüyorum. Yarısı süt, yarısı besi. Evet, evet. Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Hı-hı. Biraz daha üretici olmak için. Evet, bu sektörde büyümeyi planlıyorsunuz. Büyümeyi hedefleriniz var. Saha büyük bir yer. Saha yaklaşık 18 dönüm bir yer. Evet. Tabii başka yerlerde arazilerimiz var. Oraları ekiyoruz, biçiyoruz. Ne ekiyorsunuz arazide mesela? Onu hayvanlara mısır, sonuçta veriyorsunuz. Mısır ekiyorum, sılajlık. Bir de arpayla buğday ekiyoruz, evet. kışlık ürün. Onu harmanlayıp, yonca ekiyoruz. Fermente yapıp hayvanlara fermente yem olarak veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki şimdi siz burada talep üzerine de, şimdi yarın da Kurban Bayramı zaten. Bir kesimhane oluşturmuşsunuz kardeşinizle birlikte anladığım kadarıyla. Oradan evet. biraz bahsedelim mi? Nasıl bir sistem var burada? Şimdi yaklaşık 200 metrekare bir kesimhane yaptık. 6 hayvanı aynı anda kesecek bir evet. sistem evet. yaptık. Evet. Hem parçalayıp hisse yapıp vatandaşa hı-hı. güzel bir temiz, leziz bir ortamda hijyenik olarak. Dini kurallara uygun böyle kesimhane gayet tabii, düzenli, tabii, tertipli bir yer yapmışsınız. Tabii, bu da önemli. Bölge insanının böyle bir ihtiyacını da karşılamış İhtiyacı oluyorsun. Vardı zaten. Evet. Bizim sitelere yazlık tatillere gelen hı-hı. insanlara, bizim bölge insanlarımıza böyle bir hizmet vermeyi düşünüyoruz. Evet gayet güzel. Hazır zaten yerimiz. Hazır, temizlikler yerimiz de yapıldı. Temizlikler de yapıldı. Yarın işbaşı yarın yapacağız. Allah nasip Bismillah ederse, diyeceğiz. Peki. Namazdan sonra başlayacağız. Orası da hayırlı olsun diyelim. Aynı anda teşekkür kaç ederim. Kesim olacak? 6 hayvanı birden kesebileceğiz. Bir anda alabileceğiz bir anda yani. Kesebileceğiz. Özel mekanizmalar yapmışsınız. Tabii. Bütün alaşkalarımız, şeylerimiz hepsini. Her şey hepsini hazır. Almış. Peki sektörle ilgili sizden talep yakın il ve ilçelerden veya farklı illerden gelen konuklarda oluyor mu? Tabii ayrı illerden, ilçelerden gelenler var. Misafirler geliyor. Tatile gelen evet, insanlarımız evet. var. Onların bölge biraz da turizme açık. Turizme açık olduğu için evet. onların da talepleri oluyor. Siz de karşılayabiliyorsunuz. Peki. Evet. Ben size bütün çalışmalarınızda ailenizle birlikte başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı tebrik ediyorum.
Son olarak da sizden bugüne dek hizmet alan müşterileriniz mi dersiniz, konuklarınız mı? Bir teşekkür son sözlerinizi alalım. Misafirlerimiz diyelim. Evet. Hepsine teşekkür ederim. Koto besiciliğini tercih ettikleri için. Evet. Teşekkür ederim. İnşallah. Aslında. Peki ben size tekrar başarılar diliyorum. İnşallah o hedeflere ulaşırsınız. İnşallah. Sizinle yeni bir hizmetinizde, yeni bir alanda tekrar buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler.